Selam. Merhaba Onur, ne haber? İyiyim Mert, senden ne haber abi? İyiyim ben de. Aa, o da ne? Deniz varmış, Fırat varmış, diğer deniz varmış. Merhaba. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Bizler de buradayız. Merhabalar. Nasıl Podcast varmış diye sağlık? dedik. Podcast mı varmış? Yani. Çok merak ediyorum bugün nasıl yayın yapacağız. Arkadaşlar az önce çok geyik yaptık yayından önce. Kaydetmedik de. O iyi olmuş. Hızlandırılmış olarak aynı geyiği yapabiliriz ama herhalde. Deneyelim de. Ne kadar iyi sonuç alırız emin değilim. O zaman şeye böyle hızlı bir giriş yapalım. Neler var önümüzde? Neler var önümüzde? Meetup var 6 Ocak'ta. Evet, Yayınladık da. hem de nerede? Hem büyük. de Microsoft'ta yapıyoruz ve ilk defa 7 kişi falan konuşacak. Sabahtan akşama kadar bir etkinlik olacak. Yani bol gerisini getiremedim. Bol oldu. Şöyle aslında çok fazla konu konuşulacak. Eğlenceli olacak yani. Bolla cümle kuramadım. Bol bol konuşulacak yani diyorsun. Kelime esprileri yine bak ya. Evet Peki ya. Hangi konular var? Hangi konular var? Hemen onları okuyayım arkadaşlar hızlıca. Hangi konular varmış? Sen bir şey anlatacak mısın Deniz? Ben de bir şey anlatacağım tabii ki. Oo. Özgün Bal arkadaşımız JavaScript Promise kullanımını anlatacak. Benim de merak ettiğim konulardan. Fırat Özbolat serverless hakkında konu başlıklı sunucusuz mimari konusunu anlatacak. Uğur Atar bence ilginç bir konu anlatıyor. Yazılım organizasyonunun ölçeklenmesi. Gene Günay Özkan Deep Learning ve yapay zeka anlatacak. Ben Deniz İrgin, WebAssembly. Web hiç bu kadar hızlı olmamıştı konulu sunumumu yapacağım. Oo, çok güzelmiş. Beklentileri yükselttim. Web hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Ama Fibonacci falan göstereceğim yani. Barış Özaydın Infrastructure as Code anlatacak. Ve Onur Aykaç Blockchain, Bitcoin, Ethereum ve Solidity dilini anlatacak bize. Onur, blockchain'den sıkıldın mı biraz? Ya daha tam hazır değilim ama umarım bu bir söz gibi algılanmaz. Değişebilir yani şu an ilgini söyledikleri. Yani Ya mesela ne Solidity'ye biraz anlatabilirsin? girsen. Mesela bir anda Ethereum anlatmayabilirim. Bir anda o gün gelmeyebilirim. Allah Allah. Ya O ben çıkarım o derece. zaman. Şey, Bitcoin dağıtırım. Herkese bir Satoshi. Burada ciddiye alınmış herhalde. Benim arkadaşlar biraz geyik yapmış şeyde. Facebook kanalında. Arkadaşlar konferansta şeyde, seminerde şey dağıtmayacağız. Coin dağıtmayacağız. O beklentiyle gelmeyin. Ya O ben zaman dağıtırdım aslında ama bir Satoshi dağıtmak bile 20 dolarlık bir transaction ücretine sahip olduğu için yapamam. manasız yani. Aynen. O zaman ben iptal ediyorum. Gelmeyeyim ben. Çünkü ben onun Niye için gelecektim. abi? Ben de Solidity dinlemek istiyorum aslında biraz Onur'un ağzından. Bal aksın diye. Neyse. Ya espri yapacağım diye bu kadar da zorlanır mı ya? Değil mi ya? Ama bir Az şeyler önce çok çıkıyor iyi, bak. bak az önce çok iyi şakalar yapıyorduk. Şu an yayına girince şaka yok yani. Bunlar şaka değil. Ara verdik ki ondan ya. Ritme bulacağız ama tekrar. Ben inanıyorum. Bunlar ayıp. Yani bunlar şaka değil. Neyse. Başka neler var? Ha, YouTube'da videolar var artık. Geçen Meetup'ın videolarının sonunda bu tatil döneminde şey yapabildim. Yaklaşık bir ay Yükleyebildim. falan sürdü. Evet, bir ay sürdü. İngiltere'de internet kötü demişlerdi de Upload yavaş. yavaş. Ya abi birkaç defa indirmeye çalıştım. Çok yavaştı. Yani gerçekten çok yavaş geldi. Ondan sonra da unutmuşum indirdiğimi. Kabul O ne ediyorum demek ya? gerçekten. Sonra
sonra da kalmış yani öyle. Öyle kalmış. Yer bitince evet. Farkına vardım. Niye benim hard diskimde yer bitti dedim. Şunları bir baktım, bir 60 GB. Video var. Yani şey, meetup videosu. Güzel olmuş ama YouTube'da da giderek içeriğimizi arttırıyoruz. Evet, YouTube'daki takipçi sayımız da epey arttı. 1000'i bulabildik mi? Yaklaştık ya, çok yaklaştık. Az kaldı. Dinleyenler varsa, hayrına bir subscribe ederlerse. Bir 1000'e çıkarız belki. Hadi inşallah. Hadi inşallah. O zaman günün haberlerine geçelim mi? Gün değil artık, haftanın haberleri. Yani ayın son dönemin haberleri. Okey, ben ilk haberle başlayayım o zaman. Şimdi Apple'la alakalı bir haberimiz var bu hafta. Apple batarya performansı zamanla düştükçe telefonlar kapanmasın diye telefonları bilinçli olarak yavaşlattığını kabul etmişti. Bu haberle kalmadı olay. İnsanlar dava açmaya başlamış. Çünkü sözleşmemizde böyle bir şey yok diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani biri telefonunuzu gelse böyle sizden habersiz yavaşlatsa canınız sıkılır mı? Ben bir şey sorabilir miyim önce? Bilmediğim tabii. İçin soracağım. Normalde iOS, Android tarafında şey var. Eğer batarya zayıflıyorsa vesaire battery saving mod var ya da ne bileyim biraz daha düşük performanslı çalıştırma modu var. iOS'ta böyle bir şey var mı normalde? iOS'ta bu da var abi. Şarj yüzdelerinin alta düşünce otomatik olarak şarj yani saving moduna geçiyor. Batarya saving moduna geçiyor. Bunun üzerine bile işte her charging recycle'da batarya performansı düştüğü için adamlar zamanla bakmış ki %40'ta falan telefon kapanmaya başlıyor. O yüzden telefonun performansını düşürüyorlar update'lerle birlikte. Durum bu. Peki ben bir şey soracağım. Şimdi performansı düşür mesela tabii bataryayla birlikte bu sefer telefonlar erken kapanacak. Bunu mu tercih ediyoruz? Şeyden demiyorum. Apple'ın yaptığı doğrudur yanlıştırdan demiyorum da bir bakıma mantıklı geliyor bir yerden de. Ya Android tarafı böyle yapıyor ama abi. Hızı ya falan Android, düşünmüyor. Ama Android tarafında user consent'e bırakıyor. Yani yani user istediği zaman açıyor, kapatabiliyor böyle bir özelliği de anladığım kadarıyla Apple tarafı zorlayarak yapıyor bunu ve ek olarak senin de göremeyeceğin farklı manipülasyonlar demeyeyim de farklı müdahalede bulunuyor galiba. Benim haberin içeriğinden anladığım bu. Evet abi aynen öyle. Yani sana ait senin para vererek satın aldığın bir şeyin hızıyla senden habersiz sana da hiç haber vermeden bir şekilde oynuyor. Bir şeyler yapıyor yani. Ki hani daha neler neler yapıyordur kim bilir. Abi benim orada anlamadığım bir nokta var. Şimdi işte iPhone 6 var, 7 var. Diyelim ki 8 çıktı şimdi. 10 çıktı falan. Millet onu alıyor. Şimdi adamlar bunu ulan zaten eski telefonların bataryası işte eskimiştir. Şimdi onlara güncelleme yapalım, hızını düşürelim diye mi yapıyor? Yoksa yani bu hangi kafayla, hangi mantıkla yapıyorlar bunu? Yani nasıl öngörüyorlar? Ulan pil şimdi ölmüştür, bir yıldır kullanıyor falan gibi böyle telefona özel bir şey mi yapıyorlar? Çok saçma geliyor gerçi bana buldukları çözüm ama bir yandan da tabii telefon çabuk kapanacağına yavaşlasın da tercih olabilir. Abi ya da beni uyarsın, bak pil performansın düştü diye bir uyarı çıkarsın. Ya telefonun hızını düşüreceğiz ya da pilini yenileyebilirsin şu kadar ücret karşılığı deseydi ben onu tercih ederdim açıkçası. Ha, pilini yenilesen de artık yok, ondan yenilesen sonra telefonu şey oluyor. Telefon yine full hızla çalışmaya devam ediyor. Ha demek ki bir şekilde ölçüyorlar pilinin öldüğünü. Evet, evet. Ya cycle'a bakıyordur. Yani cycle'a bakıp Mac'te normalde gösteriyor işte şu kadar cycle hani şu kadar daha kullanabilirsin falan filan gibisinden. Acaba mobilde niye yapmamışlar? O zaman olayın aslında eski iPhone sahipleriyle alakası yok. Genel olarak bütün iPhone sahipleriyle alakası var. Kimin pili bir şekilde şey kullanılmışsa, hunharca kullanılmışsa o giderek yavaşlıyor yani. Aynen öyle. Peki abi ne düşünüyorsunuz? Birazcık terbiyesizlik değil mi ya? Böyle bir şey yapmak yani bildirmeleri. Ortaya çıkmış da pişkin pişkin ya evet yapıyoruz demişler. Hafiften. Yani abi evet tabii ki terbiyesizlik. Yani kesinlikle kullanıcıya bu inisiyatifi vermek durumunda. Bence. Çünkü ne bileyim adamın cep telefonu neden kullandığını bilemezsin ki. Belki adam cep telefonu çok farklı bir amaçla kullanıyor yani. Ki artık bunları da yapabiliyoruz. Mesela benim eski telefonu ben evde güvenlik kamerası olarak kullanıyorum. Eski iPhone'umu. Nasıl ya? Ya bir uygulama var. O uygulamayı kullanarak evden gittiğim zaman onu kamera olarak kuruyorum. Sürekli ona bağlanıyorum. Nereye kuruyorsun? İşte kapıya. Kapıda telefon var yani. Adam telefon alır gider abi. Kapının dışında değil, içinde. Evet, tamam o zaman. Yani adam telefonu alırsa en son derdim telefon olur herhalde. Anlat.
Okey. Bir şeylerin habercisi oluyor herhalde telefon alınması. Evet aynen, telefon alındı tamam. Sen de şeydesin, çok uzaktasın mesela. Abi peki bir şey diyeceğim. iPhone'da downgrade diye bir seçenek var mı? Ulan ben versiyonu kullanmayacağım diye. Belli bir süre var abi. Yeni sürüm çıktıktan sonra eski sürümü işte bir iki hafta içinde yükleyebiliyorsun. Sonra imzaları kapıyorlar. Tekrar yükleyemiyorsun. Vay arkadaş, geriye dönüş de yok yani. Yok, mecbursun. Of, bayağı sıkıntılıymış ya. Söyleyecek şey bulamıyorum aslında. Bayağı skandal. Hani ben bir Androidçi olarak diye sözüne başlamak istemiyorum da. Ya Apple yapıyorsa hani... bir bildiği vardır lütfen ya arkadaşlar. Fanboy geldi. Ama yani bu benim Apple ürünleri kullanmamı engelleyecek mi? Muhtemelen hayır yani. Ben gene iPhone alacağım. Ya gerekli davalar açılıyor olacak. Apple da bunun üzerine bayağı bu uyarıları bize göstermeye başlayacak. Neyse ki hukuk var. Abi hem dava açıp hem Apple alacak insanlar. Davadan kazandığı parayla bile Apple alacaklar bence. Bak o tatlı olur. Çok mantıklı. Apple ödemeyi işte iPhone'larla yapsın. Coin üzerinden ödeme yapsa. Oo, coin. Diyerek ikinci habere geçelim mi? İkinci haberde bu kitlesel fonlama hikayesi aslında. Bu crowdfunding olayları artık yasayla destekleniyor Türkiye'de de. Sanırım artık şeyde yani resmi gazetede yayınlandığı için artık yasa gerçekten var. Geçen ay yayınlanmış. Böylece crowdfunding yaparak firmanın hissesini vermeden belli bir şey karşılığında insanlardan firmanın bir ürünü çıkartırken ya da firmanı kurarken belli miktar para toplayabiliyormuşsun. Abi hangi arayüzde yapılacak bu peki? Ben tam kafamda canlandıramadım. Yani Türkiye'de bunu kullanabileceğim çok da platform yok diye biliyorum. Bir Patreon var ama Patreon bu amaçla kullanılmıyor. Yok. Kickstarter zaten Türkiye'den adam almıyor. Yani devlet mi bir platform kuruyor olacak bunun için? Biraz kafamda boşluklar var bu konuda. Şey vardı, projeme fon vardı. Hatırlıyor musunuz? Ya da fonlabeni.com vardı. Hala zamanında var mı onlar bilmiyorum. Var galiba. Fonlabeni.com hala var. Ha, bunlar o zaman yasal zemine oturacaklar. Aynen öyle. Ama baktığın zaman ICO da yasal zemine oturuyor. Initial Coin Offering. Aslında bu crowdfunding'in bir başka cinsi. Değil mi? Hiçbir, çok bir farkı yok aslında ICO'nun şeyden, crowdfunding'den. Aynen öyle. Yani Çin'in ICO'ları yasakladığı bir dünyada Türkiye buna izin veriyor diyebilir miyiz? Hemen böyle provokatif bir yere alıyorum. Yasada ICO yok. ICO geçmiyor. Ha, okey. Crowdfunding geçiyor. Yani sen mesela bir kitap yazacaksın. Diyorsun ki ben böyle bir kitap yazacağım. Şimdiden kaydolun. Eğer bana $10 verirseniz teşekkür edeceğim kitabın içinde. İşte $20 verirseniz kitap göndereceğim. $30 verirseniz işte iki kitap göndereceğim falan gibi böyle şey yapıyorsun. Crowdfunding. Bayağı iyiymiş. Böylece paranı topluyorsun aslında. Kendine fon yaratıyorsun. Hı-hı. Yatırımcı gezeceğini. Peki bizim gibi platformlar yararlanabilir mi sizce böyle bir şeyden? Yani CodeFiction gibi developer komiteleri. Gerçi ben de şimdi ne için yararlanabiliriz? Mesela meetup yapacağız. Ama o da bir şey değil ki. O bildiğin sponsorluk bulamadım. Yararlanamıyoruz galiba. Bir şey üretmiyorsan yararlanamazsın ama bir şey üretiyorsan, karşılığında insanlara bir şey verebileceksen olabilir yani. Mesela eğitim vereceksin. Eğitim platformunu crowdfunding ile şey yapabilirsin. Satabilirsin. 10'luk paket satarsın mesela. İlla bir şirkete mi sahip olman gerekiyor yoksa bireysel olarak da bu işleri yapabiliyor musun acaba? Aa, bak ondan emin değilim. Yani herhalde bir şirket istiyordur bireysel bile olsan. İşte ne şirketiydi o? Birey şirketi. Ya burada bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla diyor. Bir projede olabilir yani şirket haricinde sanırım. Galiba crowdfunding'in birazcık da amacı o. Hani şirket değil de bireysel insanların da şey yapması. Ama şimdi sallamış olmayayım tabii, kanunu okumadım. Nasıl yani, vergi alacak abi o zaman? Ya işte abi bunlar çok bizim şeyimiz değil, konumuz değil ama yani ben şöyle olabilir mesela. Diyelim ki sen bir platform hazırlıyorsun yazılımcı olarak. İşte yatırımcı gezeceğini, yapmak istediğin platformu ya da yazmak istediğin oyunu ya da çıkartmak istediğin ürünün kullanım haklarını daha ürün ortaya çıkmadan belli bir güvence sağlayarak insanlara satıyorsun aslında. Önemli olan bu sürecin şeffaf olması zaten galiba. Evet. İşte ICO bunu sağlıyor. ICO bunu teknolojik zemine oturtuyor aslında. İşte bu bahsettiğin güvenceyi sana veriyor bir şekilde. Yani ne kadar güvenceyse o da. Ama yani yine de bence iyi bir şey. Tamam.
Bence bir sonraki konuya da geçebiliriz. Güzel bir şey. Ben mutlu oldum böyle bir haberi okuyunca. Güzel gelişme, evet. Bir sonraki şey ne? Haber ne? Open source mu? Bir tane aslında burada spekülatif bir haberimiz var. Litecoin'in kurucusu tüm coinlerini satmış. Bu da insanlar tarafından platforma güvensizlik olarak algılandı. O yüzden Litecoin bir düşüş yaşadı, ufak da olsa. Ama bunun üzerinden insanlar şeyi tartışmaya başladı. Ya platformlar ne kadar güvenli? Adam kendi coinini satıyorsa yani bir güven var mı ortada? Ne yapıyoruz biz burada gibi bir ufak bir tartışma çıktı. Bence zaten şey değil de daha çok platformun kendisi yani teknolojisi değil de problem orada borsa. Yani borsa hareketlerinin dinamiklerini falan bilmemek asıl o korkutuyor insanları. Ondan şüphelenmeliler. Bu adamın bu hareketinden. Teknolojisinden değil de çökecek mi bir şey mi olacak falan değil daha çok. Yani açıklaması tam bir çevir kazı yanması şeklinde olmuş. Yani ben zaten Litecoin benim çocuğum. Hani sattığım Litecoin'le ilgilenmeyeceğim anlamına gelmiyor. Ben zaten bütün çabamı şeyimi Litecoin üzerine şey yapıyorum. Sadece coinlerimi sattım şeklinde bir açıklama yapmış. Ama dünyalığı da yaptık diyor yani bir yandan. Ya, yani fırsat görmüş. Aslında neden mesela bu insanlar coin satıyorlar? Crowdfunding yapıyorlar aslında. Az önceki haberle direkt alakalı. Yani coin satarak aslında adamlar kendi projelerini fonluyorlar. Bu durumda bunları satıp bu fonu başka bir yere aktarması çok da mantıksız değil bence. Ama abi bu case'de farklı bir nokta var. Adam kendi sahip olduğu coinleri satmış ve hepsini satmış. Yani sanki böyle satıyoruz kaçıyoruz böyle arkaya bakmadan gibi bir hava oluştu. Ama abi adam borsası elinde değil ki. Yani onu yönetebildiği, kendi hakim olduğu bir şey değil ki. Ha, tabii ancak şöyle olur. Belki gerçekten de teknolojisinde bir şey vardır. Altyapısında bir problem vardır. Bunu görmüştür. Ancak öyle yorumlayabilirsin. Ama onun dışındaki de bir sürü dinamiği var ya bu işin. Abi okey ama diyelim şirket sahibisin. Şirketin tüm hisselerini satıyorsun. Sonra diyorsun ki ya ben şirketle ilgilenmeye devam edeceğim merak etmeyin. Yani burada biraz tezat var gibi geliyor bana. Tezat yok abi çünkü hisse satmıyorsun. Okey. Çünkü hisse değil yani coin o. Coinler de senin o platformda bir şeyler yapabilmeni sağlıyorlar. Yani şöyle düşün. Sen atıyorum uçak firmasının sahibisin. Hı-hı. Sen kendine bir sürü bilet almışsın. O biletleri satıyorsun. Ama uçak firmasının hisselerini satmıyorsun yani. Peki Litecoin listesi nerede? Nedir Litecoin listesi? Open source Litecoin. Hı. Dolayısıyla aslında elindeki bütün varlık zaten open source. Ve çıktıkları nokta da tamamen Bitcoin'in hızıyla ilgili problemleri vardı. Scalability ile ilgili problemleri vardı. Biz Litecoin'de bunları çözmeye hedefliyoruz dediler. Ve tamamen open source. Aslında Litecoin de Bitcoin'in bir parçası. Yani aynı şeyden, aynı kökten geliyor. Ya o zaman çok da sıkıntı yok ama yine de garip bir hareket gibi geliyor bana. Şüpheli şüpheli ya. Yani en az şüpheli diyebilirim ben. Tamam yani Mert'in dedikleri de mantıklı da sonuçta ne oluyor lan? Niye satıyorsun bütün hisseleri? 100 tane bırakaydın ya elinde. Belki bırakmıştır abi. Yok bırakmadım diyor. Hepsini sattım diyor. Tabii ki öyle diyecek. Yani tekrar almıştır sonra. Almış mıdır? Toplayacak işte abi sonra. Yani bak böyle bir sıkıntılı durum var. Yani adamın manipülasyon yapıp yapmadığını bilmiyorsun burada. Adam sattım diyor. Düşüyor. Sonra düşükten tekrar alıyor. Sonra da aldım aldım diyecek. Yine yükselecek. Yine sat. Ya bu nedir ya? Abi zaten en büyük sorun o ya. Bu şeylerde. Evet. Yani bu kesinlikle ben kripto exchange olayına inanmıyorum yani. Çok büyük hata. Yani kripto exchange'in içine girip böyle çok fazla coinlere dağıtmak mağıtmak falan aslında tamamen yalan bir şeyle oynuyorsun. Şu anki hali öyle evet. Hiçbirinin neredeyse bir gerçek bir senaryosu yok yani. Gerçek hayatta kullanabileceğin çok da bir şey yok. Olacak öngörüyoruz ama yok şu an. Yani abi, boşa para harcıyorsunmuş. Evet. Ben buradan konuyla sadece fikir sahibi olan insan olarak Bitcoin çakılmış abi. 7000 dolar 20.000 dolarlardaydı 13.000 lira falan düşmüş. Tekrar arttı ya. Çok ama acayip. hala 3000 yani yaklaşık 5000 dolar falan altında hala da. Öyle abi. Yani çok çok normal bunların olması ya. Çünkü yani Fırat da söyledi ya hiç kullanım alanı olmayan şeyler şu anda. Yani Bitcoin'in elinde tuttuğun zaman eğer Bitcoin transaction yapmıyorsan niye Bitcoin elinde tutuyorsun? Hani baktığın zaman hiçbir sebebi yok. Sadece daha fazla para edecek diye elinde tutuyorsun onu. İyi onu galiba. Neydi o boşta anlaşma yapan IOTA. IOTA galiba bir şeyler falan yapıyor. Park İşte otoparkta IOTA ile ödeme, işte boşun IOT'leriyle para ödeme falan gibi. Abi daha onlar da yok ya. Boş sadece IOTA ile işte bir platform için işbirliği yapacağız. Ama geliştirmeye başlayacağız. Ama bunların hepsi bence
ufak ufak projeler olacak. Daha böyle çok büyük bir projede blockchain'e güvenebileceklerini sanmıyorum ben. Ama olacak yani. Şu anda şey var işte, aslında en çok kullanım alanı olan Ripple var. Evet. O da Ripple, bankalar. Bankalar. American Express'in bununla ilgili bir çalışması var. Şey yapmışlar, American Express. İngiltere ile Amerika arasında para transferlerini başlatacak gelecek sene Ripple üzerinden. Bu bayağı büyük bir haber. Bir de Ethereum var. Birçok aslında şu anda gördüğümüz bütün demeyeyim de birçok altcoin Ethereum üzerinde kurulu. Evet, aslında evet. Hani baktığın zaman şu anda çok gelecek vadeden bunlar. Ya tüm ICO'lar batar ama Ethereum kalır. Çünkü Ethereum hepsinin ana platformu. Yeni ya bir olay, şey yaratılır oradan. Olay şey değil mi? Yani bir değişim değerinin olması gibi bir şey olmaz. Yani bu paranın bir yerde kullanılmadığı sürece aslında bir karşılığı olmadığından dolayı şey olmuyor yani. Manipülasyona çok açık oluyor. Evet abi. Yani eğer elinde mesela 10 Bitcoin varsa şu anda 10 Bitcoin'in var. Yani bunu cash out etmen lazım. Bir şekilde bunu paraya dönüştürebiliyor olman lazım. Eğer transfer yapmıyorsan, hani günlük hayatında para transferi yapmıyorsan ve para transferleri normal bankalardan yapılandan daha pahalı değilse, yani uluslararası para transferi falan gibi ya da çok büyük miktarlar transfer etmiyorsan, elinde 10 Bitcoin olduğu zaman senin için hiçbir anlamı yok yani. Ama Ethereum'da eğer elinde Ethereum varsa birçok uygulamayı kullanabiliyorsun gibi. CryptoKitties gibi ya da işte yakında gelecek olan ejderha oyunumuz gibi. Güzel olur abi ya valla. Hype yapayım. Betası güzel. Betası mı son güzel? Son versiyon. Bu beta mı oluyor bilmiyorum. Nerede gördün betayı? Yolladın ya işte, beta değil mi o? Hayır abi. Bir adım sonrası neyse tamam. Bugün konumuza geçelim mi o zaman? Bir sonraki haberimizde bence hızlıca bir şey yapalım ya. Bak orayı Microsoft duyunca hemen haberi geçiyorsunuz ya. Onu konuşacak mıydık ya, neyse tamam o zaman. Adamlar burada neler yapmışlar? Son 3 yılda neler yaptıklarının bir muhasebesini yapmışlar. Anlat bize deniz, neler yapmışlar ya. Abi şimdi o kadar hani madde madde anlatamam da yani hepiniz biliyorsunuz ki Microsoft hani şeye girdi, Linux Foundation'a girdi. Open Source açıldı. .NET Core'un yani %60'ı falan community tarafından geliştirilmiş arkadaşlar. O tarafta bir hareketlilik var. Bayağı community harıl harıl çalışıp bir şeyler üretiyor. Google galiba Microsoft Foundation'a mı girmişti? Hani bu tür olaylar oluyor. Yani Steve Ballmer'dan sonra Microsoft çok değişti ve bence güzel hamleler yapıyor. Ama üzerindeki ön yargıyı kaldırması zor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ortada bir takım gerçekler var. Ama hala Microsoft deyince tüyleri diken diken olabiliyor insanların. Böyle olmaya devam edecek. Ama ben bu arada bir parantez açayım. Artık production'da çalışan .NET Core uygulamamız var. Oo, çok evet. İyi. Evet. Geçen önceki hafta. 2 hafta önce devreye aldık. Bir sıkıntı oldu mu peki abi? Yani sunucu olarak ne kullanıyorsunuz? Yine Linux. iOS üzerinden mi? Ha, yok, Linux. Linux üzerinde Docker çalışıyor. Çok iyiymiş. Yeni sıfır bir uygulama mı yoksa daha önce var olan bir uygulamayı mı yazdınız? Geçiş mi yaptınız? Bu sıfır uygulamaydı. Authentication modülüydü. Şimdi şey yapacağız. Eski bir uygulamayı, banka kartlarıyla ilgili çalışan uygulama var. Onu geçireceğiz birkaç hafta içinde. Node.js miydi o? Yok. Şey o da. Eski ASP. Klasik. .NET Framework'taydı yani. 4.6.2 idi. Şimdi o şeye geçecek işte. .NET Core'a geçecek. Sebebiniz peki şey midir? Nedeniniz diyeyim yani. Server maliyetleri midir geçişteki? Maintenance abi. Performance. Maintenance tamamen. Yani daha kolay yönetilebiliyor. Daha kolay deployment yapılıyor. Development ortamını 3 dakikada ayağa kaldırıyorsun. Süper. Şahane. Çok güzel yani. Ama yani haklısın abi Deniz. Şeyde yani hakikaten hala insanlar çok korkuyor Microsoft'tan. Ya o algı yavaş yavaş kırılacağız. Kırılacak galiba. Biz de yeni uygulamamızı Core'la geliştirmeye başladık. Ama mesela galiba .NET Core 2.0 hala long term support vermemişler mesela. Amazon o yüzden AWS Lambda'yı geçirmiyor .NET Core 2.0'a. Hani bu tür şeyleri de var. Birazcık yavaş kalıyorlar o taraflarda hani. Ama community'nin desteği almaları çok iyi yani. Microsoft'un mantalitesinin değişmiş olduğunu gösteriyor. Evet abi. Hatta şey var değil mi? Haftalık stand-up meeting'ler yapıyorlar. Tabii tabii. Scott Hanselman her hafta yazıyor. Community stand-up başlıyor bir saate lütfen katılın falan diye Twitter'dan.
Yani muhteşem bir şey o. YouTube üzerinden böyle bir yayın yapmaları. Evet evet, insanları dahil etmek için çok uğraşıyorlar. Ama yani şey de bu abi, zaten yapılması gereken de bu değil mi? Öyle öyle. Evet deyip konumuza geçebiliriz bugün. Evet, bugün ne konuşacağız? Kaç dakikadır konuşuyoruz ya? 20, yarım saat oldu. Yarım saat haberleri harcadık. Ama güzel oldu. Aynen. Bugün ne konuşacağız? Bugün A-B test konuşacağız. A-B testin önemi, bize kazandırdıkları, neden A-B test yapıyoruz gibi soruların cevabını hep beraber arayıp kendi tecrübelerimizi birbirimize paylaşmak için. Çok uzatınca cümleyi bağlayamıyorum ya. O zaman ben seni kurtarayım. Kurtar abi. Netflix kullanıyor musunuz? Hayır. Evet. Torrent mi hala? Arkadaşın Netflix'i var, onu kullanıyorum ben. Ha, tamam. Netflix'in ana sayfasında, bilmiyorum yani şey olurken, kaydolurken şeyleri gördünüz mü? Katalog. Hani mesela şöyle söyleyeyim. Şöyle bir özellik olsa nasıl olurdu? Siz mesela diyelim ki Netflix gibi hizmet veren bir firmasınız. Streaming yapıyorsunuz. İnsanlar kayıt olurken, register olurlarken onlara şeyi göstermek ister miydiniz? Elinizdeki film setini ya da işte hani hangi dizileri izleyebileceğini kayıt olursa. Sizce yani böyle bir şeyi göstermenin etkisi nasıl olurdu? Gayet i̇şte bilmiyoruz. O yüzden A-B test mi yapıyoruz Mert'cim? Çok az tartış olur mu? Bence evet. Yani aslında tamam uzatmayacağım. Ana fikir şey tabii, yani hani ilk başta şey diye düşünürsün. Evet, yani gerçekten kayıt olan adama benim şeyleri göstermem lazım diye düşünürsün. Ama Netflix bu konuda bayağı büyük bir framework kurmuş. Yani testing anlamında. A-B testing yaparken kullanıcılarının işte kayıt sırasında kataloğu gören kullanıcılardansa görmeyen kullanıcıların daha çok kayıt olduğunu, daha fazla kullanıcı kaydı alabildiklerini mesela keşfetmişler. Artık kayıt sırasında bunu göstermiyorlarmış. Okey, buradan şeyi soracağım. Yani A-B testte niyesiyle çok ilgilenmiyoruz değil mi? Yani bunu araştırmak aslında çok eğlenceli olabilirdi ama burada ilgilendiğimiz tek şey sonuç. Sonuca göre bir aksiyon alıyoruz. Ya tabii sebebini anlıyorsun sonuçta. Analiz etmen lazım. Abi ama yani bunu analiz nasıl edebilirsin ki? Yani çok mantıklı. Yani görmesi, gören insanların kaydolması çok daha mantıklı. Niye görmeyen insanlar daha çok kaydoluyor? Bunu hiç mantığı yok bence. Belki de içinde istediği şeyleri bulamıyor adam. Muhtemel. Ya o noktada biraz Fırat haklı. Hakikaten yani iki tane versiyon sunuyorsun kullanıcıya basit olarak A-B testte. Ve kullanıcıların davranışlarını inceliyorsun. Sonuca aslında bakıyorsun. Bazen niye olduğu tabii ki bir merak konusu ama hakikaten şirket içerisinde yapılan tahminleri bile şey yapabiliyor. Ne derler? Çok dramatik olarak değiştirebiliyorlar. Hakikaten kullanıcı davranışı böyleymiş. Yani bizde mesela şey bile oldu. Yeşil buton, turuncu buton karşılaştırılması yapılıp turuncu butonun %30 daha fazla conversion getirdiği falan ortaya çıktı. Abi %30 çok fazla. Falan. %30'u şey yapmış olabilirim ama bayağı bir yüzde fazlaydı yani. Ama olabilir. Fırat, ama yani. Olabilir abi, yani gerçekten böyle mantıksız şeyler olabiliyor. Çünkü gerçek senin düşüncen, yani senin ürünü gördüğün gibi görmüyor hiç kimse. Sen evet, kodu evet. Yazarken çok farklı görüyorsun ama müşteri çok daha farklı görüyor. Yani belki %30 belki %40 bile olabilir o yani. Bilemezsin. Bizim designer falan delirdi. Çok seviyordu yeşil butonu falan. Hala savaşını veriyor ama datayla gidince çocuğa şey yapamadı. Siz araştırdınız mı peki ilgin? Neden böyle bir davranış varmış kullanıcıların falan diye? Abi yani açıkçası hiç araştırmadık ya. Çünkü neyini araştırabilirsin ki diye düşünüyorum. Yani yeşil ama belli bir sayfa için konuşuyoruz. Bizim bir tane landing sayfamız var. Orada işte hizmet al butonunun yeşil olması veya turuncu olmasının bu kadar fark ettirebileceğinin arkasında ben mantıklı bir sebep göremiyorum ama turuncu buton insanları daha şey yapıyor. Bir aksiyon almaya sevk ediyor belli bir sebepten. Ama bu her yerde geçer değil tabii. Sırf o sayfa için, o sayfanın tasarımının da geçerli. Yani A-B testimi de öyle bir olayı var. Belli bir bağlamda test yapıyorsun. Abi bir de araştırsan kullanıcıya diyelim sordun. Kullanıcı niye bu hareketi yaptığını çok da bilmiyor açıkçası. Yani niye turuncu butona tıkladım da yeşile tıklamadım? Yani bunun cevabını veremezsin. Bilimsel araştırma falan yapman gerekir bununla alakalı büyük ihtimal. Onu da biz yapamayız. Yani şirketli olarak biz yapamayız. Ya ama şeyler yapabilirsin abi. Yani bilimsel araştırma olmasına çok gerek yok. Kullanıcı feedback'i alabilirsin. Yani kullanıcılardan geri bildirim alabilirsin. Mesela
bizim çalıştığımız marketing firması böyle bir şey yapıyor burada. İşte 3 büyük şehirde şey yapıyor. Belli sayıda eski ya da yeni müşterilere ulaşıyor bizim müşterilerimize. Bunları bir işte belli miktar para veriyor ya da işte şey veriyor, Amazon hediye çeki falan veriyor mesela. Davet ediyor, 3 saatlerini alıyor. 3 saatte onların davranışlarını, işte web sitelerini kullanmasını istiyoruz. Kullandıktan sonra onların geri bildirim alınıyor. Alınan geri bildirime göre anlamlandırmaya çalışıyoruz birçok şeyi. Yani bunun için kaynağınız var. Mecburen var. Yani marketing bunun için var. Marketing bütçesi. Abi peki kaç A-B test yapıyorsunuz? Yani A-B test dediğin böyle bir tane iki tane de yapılmıyor ki. Ne bileyim 100 tane falan yapılıyor. Yani hepsini araştırmak gerçekten çok zor ya. Abi şöyle bir şey duydum. Facebook'un şöyle bir şey yapıyorlarmış. Developerlar böyle Facebook'un bir algoritmasında geliştirme yaptıkları zaman bu böyle direkt bir A-B test olarak canlıya gidiyormuş. Bunların zaten böyle 2 milyon falan aktif kullanıcısı var ya online olarak. Çok küçük bir kısmına gösteriliyor. Yani Facebook'un aynı anda binlerce farklı versiyonu varmış canlıda. Yani bu şekilde A-B test yapanlar var. Development life cycle'ına sokmuşlar. Yani şeyin bir parçası, deployment'ın bir parçası A-B test. Yani çok aşırı ileri noktalara da götürebiliyorsun. Evet abi, işte şey örneğini verdim ya. Netflix örneğini. Adamlar Netflix. Çok korkunç şeyler dilermiş yani. Yani şöyle aslında. Aslında en basitinde test yaparken şeyi yapman gerekiyor. Bir tane şey belirleyip, yani benim şeyim bu, gerçeğim bu. Bu gerçeği varyasyonlarını nasıl test etmeliyim gibi böyle bir planlamayla gitmen gerekiyor. Ve bunu müşterilerin yüzde kaçına göstereceksin? İşte kaçı bunu görecek, kaçı görmeyecek? Kaçı bunun hangi varyasyonunu görecek? Çünkü mesela adamlar en tane varyasyon test edebiliyorlarmış aynı anda. Ki bu korkunç bir şey yani. Biz en fazla 3 varyasyon test edebiliyoruz. Yani analiz etmek için hani. Çünkü analiz de etmen gerekiyor. Test etmesi sorun değil ama bundan sonra bir de bunu anlamlandırman gerekiyor. Dolayısıyla yani bu anlamda olgunlaşmak gerçekten çok masraflı. Abi artık o zaman DevOps'un bir parçası diyebilir miyiz şey A-B testte yani? Belli noktadan sonra galiba öyle. Veya bunun için Google'un bir tool'unu kullanıyoruz biz ama herhalde büyük firmalar Netflix, Facebook gibi kendi altyapıları vardır diye tahmin ediyorum. Ya muhtemelen mecburen böyle bir şey kendin geliştirmek zorunda kalırsın. Çünkü her şeyi ön yüzde test edemiyorsun A-B testing yaparken. Hani bilmiyorum siz nasıl test ediyorsunuz ama bizim şu anda bütün A-B testingimiz neredeyse şeyde, ön yüzde. Bizde de öyle abi. Yani en son yaptığımız ya mesela şey falan test edildi. Bizim eski hizmet formu vardı böyle bir tane form. Bütün sorular orada yukarıdan aşağı iniyor. Sonra bir tane yeni bir yapı geliştirdik. İşte wizard gibi next yapıyorsun. Yukarıda da işte percentage yazıyor yüzde kaçtasın falan diye. Mesela bu rakam gerçek şu an sallamıyorum. %40 daha fazla conversion getirdi falan ortaya çıktı. Bu tür acayip sonuçlar alabiliyorsun yani A-B testlerden. Hep de %40 yalnız. Vallahi %40 lan bu sefer. Ben bir örnek vereyim Onur. Ondan sonra sana vereyim abi. Mesela şimdi bizim 3 tane ürünümüz var. 3 aylık kredi, 6 aylık kredi, bir de 45 günlük kredi. Bu mesela biz 3 aylık kredi bizim için çok masraflı. Yani bunun arka tarafındaki sistemlerin bakımı olsun bilmem nesi olsun. Birisi bir şeyle çıktı, fikirle, hipotezle çıktı. Dedi ki bununla uğraşacağımıza bunu kapatalım bu ürünü dedi mesela. Bunun üzerine biz de o ürünü kapattık belli kullanıcılara. Ve o kullanıcıların 3 aylık kredi alan kullanıcıların 6 aylık krediye aslında başvurduklarını gördük. 3 aylık kredi yerine. Yani adam 3 aylık kredi almak için geliyor web sitesine, Google'da aramalarından vesaireden. Ama sayfadan 6 aylık kredi alarak çıkıyor ve bu bizim ciddi bir avantajımız oldu. Şimdi nasıl 3 aylık krediyi kapatacağımızı düşünüyoruz. Yani onu nasıl kapatsak, devre dışı bıraksak o ürünü diye düşünüyoruz. Harika fikirmiş ya. Mesela. Ya. Kime harika? Hani yani birinin bunu düşünmüşse ulan bu işte A-B test sana bu imkanı veriyor ya. Ya hakikaten galiba feature'ımız gereksiz deyip deneyebiliyorsun yani. Evet abi. Evet evet. Yani hep şimdi UX'ten bahsettik de yeni bir feature çıkacakken bu feature'ın belirli kullanıcılar tarafından test edilmesi gibi bir case'de yine şey mi oluyor? A-B test diyebilir miyiz? Hani geçen mesela Twitter'da şey muhabbeti yaptık ya. 140 karakter yazabiliyorum ben hala. Bana hala gelmedi. Abi ona sanırım yani bizimkiler öyle diyor. Birkaç yerde daha böyle dendiğini duydum. Throttling deniyor. Yani sen bir şeyi mesela yeni bir feature devreye aldın. Yeni bir ürün çıkarttın. Mesela işte Twitter'ın işte 140 karakterden daha yüksek sayıda karaktere dönüşmesi.
Bunu bir kere de yapmıyor çünkü etkilerini bilmiyor. Yavaş yavaş devreye alıyor. Belli yüzdelere bölerek. Mesela işte kullanıcıların ilk başta %10'unu açıyor. Kullanıcılar bunu kullanıyorlar. Ondan sonra 5 gün sonra bunu kapatıyor mesela herkese. Sonuçlarını inceliyor. Ondan sonra bu sefer %30'unu açıyor gibi. A-B testing diye geçmiyor bu. Değil, evet. A-B testing'de bir hipotezin olması lazım. Yani deney yaparken ki aynı şey aslında. Bilimsel bir deney yapıyorsun. Ya aslında benzeri olayı ben Instagram'ın arşiv feature'ı için diyecektim. Geçenlerde fark ettim. Arşiv diye bir şey gelmiş böyle. Kim bilir ne zamandır var. Hiçbir fikrim yok. En son hani bende yok, bende mi görünmüyor, app mi update olmu diye adamlara bug açmıştım. Hani bana gelmiyordu yani. Tahmin edebiliyorum öyle bir test yaptıklarını. Sonraki update de geldi ama tesadüf müdür bilemeyeceğim. Vallahi bilmiyorum abi. Hiç Instagram kullanan biri değilim. Abi bir de A-B testin insanı delirten A-B test kategorisi var bence. Mesela Jira. Jira her gün A-B test yapıyor abi. Sürekli arayüz değişiyor. Deliriyoruz. Eskiye dönemiyorsun, bir yanındaki farklı açıyor, önündeki farklı açıyor, böyle onda o feature'lar var, sende o yok filan. Mesela böyle A-B test yapmayın arkadaşlar, kullanıcıyı delirtecek. Evet, abi onun switch'i var ya. O switch'i kapattım, rahatladım ben. Yoksa her gün değişiyor, aradığım şey yok orada falan filan, dayanılmıyor ya. Ha, onu bilmiyordum. Yani ben A-B teste dahil olmak istemiyorum diye mi bir şey var? Eski feature'ları kullan gibisinden bir özellik vardı. Şimdi tam şeyini hatırlamıyorum da account settings altında duruyordu. Aa, çok iyiymiş. İşte o sağ tarafta kart detayının falan gösterildiği dashboard'u kullanıyorum ben hala ki o en güzeliydi bence. Abi peki bir şey soracağım. Şirkette kimin sorum yani yani departman olarak bakarsak işte herkes A-B test yapabilir değil mi? Aslında birinin sorumluluğu diye bakamayız olaya. Yani mesela product tarafı yapabilir, marketing yapabilir, category business tarafı yapabilir. Hani birinin sahip olduğu bir şey değil değil mi A-B test? Yani bence bütçe kimdeyse o yapabilir. Yani sonuçta işi yapacak mühendisler mi? Yani bence herkesin abi şey olması lazım. A-B testing, yani bir hipotez üretebiliyor olması lazım. Ama bunun hayata geçmesi, yani bunun test edilmesi veya işte bu testin yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi bence mühendislik takımlarının elinde olmalı. Mühendislik takımlarının mı yoksa product owner'ların mı? İşte mühendislik takımının parçası ya. Ha, okey tamam. Yani bambaşka bir marketing gelip bu bir testi yapacaksınız ulan gibi bir yaklaşıma giremez. Yok ama şöyle gelebilir. Ben böyle bir test düşünüyorum. Böyle etkisi, hı-hı, olacağını düşünüyorum. İşte bence bu yüzden bunu test etmeliyiz diyebilmeli. Ya bir de sadece ürün olarak dışarıya, dış müşteriye A-B test yapmak zorunda da değiliz bence. Hani kendi kullandığımız şeylerde de A-B test yapabiliriz diye düşünüyorum. Internal şeylerde hani sen bir kısım şuradan şey yap, bir kısım işlemler buradan yürüsün gibi. Yani şu an tam şey yapamadım, örnek veremedim de. Atıyorum ben CI pipeline'ında bir tane proje için bir yeri değiştiriyorum. Başka bir proje için orayı başka şey yapıyorum. Ve bu ikisini aslında kullanıcı bazlı. İşte sen geldiğinde böyle yap, sen geldiğinde böyle yap. Hangisinde daha iyi management'ını sağlayabiliyorsun, hangisinde daha iyi yaptığını takip edebiliyorsun gibi. Yani bu durumda aslında direkt DevOps içerisinde olduğunu düşünüyorum. Aslında bir de şey de değil, yani sadece teknoloji firmalarında değil, teknoloji işler yapmayan firmalarda da kullanılabilir. Mesela McDonald's'ın yaptığı bir A-B testing var. McDonald's'ta bundan İşte belli bir zaman önce, tam hatırlamıyorum tarihini, o yüzden şey yapmayayım. İşte satışların düştüğünü görüyorlar. Bunun üzerine McDonald's şey yapıyor, A-B testing yapıyor. İki bölge seçiyor. İki bölgenin de demografik bilgileri birbirine çok yakın. Yani gelir düzeyi insanların vesaire. Şöyle bir hipotezle gidiyorlar. İnsanlar bizim ürünlerimizi tercih etmiyorlar çünkü çok ucuz buluyorlar. Kalitesiz olduğumuzu düşünüyorlar. O yüzden fiyatı arttıralım diyorlar. Bir bölgede fiyatı artırıyorlar, bir bölgede aynı kalıyor mesela. Fiyatın arttığı bölgede daha fazla satış olduğunu görüyorlar. Güzel insan psikolojisini oynamışlar ya. Pahalı olan iyidir. Bunun üzerine abi fiyatları artırıyorlar. Apple daha iyi hepsinden. Evet evet, oturma düzenlerinde falan da yapıyorlar ya. İşte Burger King'in masası. Yok ya, vazgeçtim, o A-B testing sayılmaz ya. Şey geyiği var, Burger King'in masaları çok rahatsızdır. Sadece yiyip göndermek üzerindir. Acaba bu da böyle bir testin sonucu mu diye düşündüm. Sonra vazgeçtim, bence değil. Aslında onu test edebiliriz değil mi?
Düşünelim mesela onu, öyle bir şey nasıl test edersin? Yani şöyle bir sorunun var diyelim ki. İnsanlar geliyor abi. Saatlerce oturuyorlar masalarda. Mesela. Böyle bir problemin var. Senin de masa sürekli şeyin boş. Şey pardon, sürekli dükkan dolu ama şey yani. Dükkandaki insan sayısı kadar satış yapamıyorsun. Yiyorlar, içiyorlar. Gitmiyorlar yok, mesela. Gitmiyorlar. Böyle bir şey test edebilir misin? Edebilirsin abi. Yani bunu kat kat bile test edebilirsin. Diyelim iki katlı bir yerdesin. Alt kattaki yerleri böyle rahatsız sandalyelerden yaparsın. Üst kattakileri böyle geniş yayılabileceğin yerler olarak yaparsın. Yani ciddi bir sonuçta elde edebilirsin bence buradan. Ondan sonra üst kata liseli gençler. Evet evet. Yine bir hipotez lazım dediğiniz gibi yani. Şöyle yapsak mı? Yani bunu çok sık yapan firmalar var abi. Hani sürekli A/B test içerisinde canlı. Hani biz böyle bir feature çıkacaksak falan hani ulan şu mu bu mu diye test yapıyoruz da sürekli böyle A/B test olan insan şeyler var, siteler var. Bana o çok ilginç geliyor. Yani bunu product development'ın bir parçası haline getirmek gerekiyor bence de ama birazcık kendini de ona göre şekillendirmen gerekiyor galiba. Her şey Mert'in dediği gibi herkes bir hipotez sunabiliyor olmalı o zaman. Evet abi, yazılım kültürüne geliyor aslında. Firma kültürüne geliyor gene konu. Yani firma kültüründe herkesin sürece katkıda bulunması lazım ama karar vermek için bir otorite değil de gerçekten elle tutulur datalara ihtiyacın var. Hangi tool'ları kullanıyorsunuz? Mesela benim tek bildiğim şu an şeyim var işte, Google'ın tool'u var. Hatta bir tanesini deprecate etti. Yeni bir tane çıkarttı onun için. Onun haricinde bilmiyorum ben aslında. Biz şey kullanıyorduk. Web Trends kullanıyorduk. Hiç memnun kalmadık. Onu kapattık. Şimdi Amerika menşeli bir firma var. Optimizely diye. Optimizely kullanıyoruz. Ya Optimizely bayağı iyi. Yani epey güzel de şeyler veriyor sana. Bilgiler veriyor. Optimizely sanki mobilde de biz galiba zaten bu A/B testlerdeki en büyük sorun. Web'de çok kolay yapabiliyorsun ama mobil uygulamalarda yapmak zor galiba. Optimizely onu da sağlıyordu gibi hatırlıyorum ben. Evet, bir ara bakmıştık biz. Hem server side'da sağlayabiliyor istersen, hem client side'da, istersen browser'da, istersen mobilde sağlıyor. Nasıl yapıyorlar? Native uygulamalarda mı? Evet. Aynen abi. Feature toggling falan yapıyorsun böyle. Aç şimdi %10'unu aç falan gibi şeyler yapabiliyorsun. Evet abi, muhteşem yani. Zaten abi A/B testing yazınca Google'a Wiki'den önce çıkıyor Optimizely. Yani bayağı iyiler. En güzel yanı da şeyle, Google Analytics ile entegre oluyor. Yani Google Analytics'in data layer'ıyla entegre oluyor. Böylelikle sen inanılmaz veri toplayabiliyorsun oradan. Yani müşteri hangi ürüne başvurmuş, ne kadar kredi istemiş, önceden gelmiş mi, gelmemiş mi, ilk defa mı geliyor, aynı browser'dan mı geliyor falan. Böyle bu tarz çok fazla bilgiyi alabiliyorsun. Yani o yüzden bayağı iyi bir araç. Ama epey de pahalı. Yani biz 60 bin poundluk bir şey yaptık, anlaşma yaptık bu sene. Oo, biraz fazla. Çok para. Evet. Ama abi değiyor sonuçlarına. Ama bizim scale'imiz için. Yoksa Mert'in firması çok da üzülmemişti bu parayı verdiği için. Ya abi bizim firmada sonuçta öyle çok büyük firma değil yani. Hmm. Baktığın zaman. Yani 3-4 ülkede var ama hani baktığın zaman hala startup. Ama buradaki startup, yani aslında startup kurarsan abi, ya bence aslında şöyle söyleyeyim, bir ürün geliştiriyorsan en büyük yatırımının bu olması lazım. Evet, evet. Bence yani. Tabii. Çünkü ilk etapta startup, en azından. Evet, özellikle de ilk etapta. Çünkü hiçbir şey bilmiyorsun sektörle ilgili. Hı-hı. Düşündüğünde. Değiştireceksin, deneyeceksin. Değiştireceksin, deneyeceksin. Aynen. Peki ben bir şey soracağım. Şimdi bu bir site için bir A/B testten bir sonuç çıkıyor. Bunu aynı sektördeki başka bir site için aynı feature'da aynı sonucu alır mıyız sizce? Yani örnek üzerinden gitmek istiyorum ama mesela Mertlerin o 3 aylığı kaldırması olayı. Başka bir rakipleri de 3 aylığı kaldırsa acaba aynı sonucu alacak mı? Bunu merak ediyorum biraz. Bence muhtemelen alır ya. Kullanıcı davranışları aynıdır diye düşünüyorum. Şimdi Amerikan seçimlerinde Hillary Clinton ve Donald Trump bağış topluyor. İkisinin de ayrı ayrı siteleri var. Donation amount diye bir kısım var işte. Burada daha önceden belirlenmiş seçenekler var. Hillary Clinton da $10, $25, $50 diye giderken Donald Trump da $35, $50, $75 diye gidiyor. Yani demek ki bunlar da farklı testler yapmışlar ama farklı sonuçlar almışlar. İşte bu farklı sonuçları veren şey ne acaba?
Ya açıkçası ne bileyim, insan psikolojisi çok etken ya bu işte. İnsan psikolojisi dediğinde günden güne de çok değişiyor. O yüzden ben hani gerçi en baştaki konuya döndük de biraz. Hakikaten %100 böyle şey doğru bir data veriyor mu? Yani illa yönlendiriyor okey. Ama dediğin gibi farklılıklar olacaktır. O yüzden çok emin olamıyorum sorunun cevabına. Hayır gibi geliyor bana. Aynı olmayacaktır gibi. Abi birçok sebebi olabilir. Yani ama senin burada hedeflediğin şey o kadar ince detaylar değil zaten. Yani senin hedeflediğin şey aslında ilk etapta en büyük problemleri bulmak. Mesela bizim en büyük problemimiz müşteri başvuru yaparken ilk başvuru formunun ilk sayfası korkunç büyük. Dünyaları istiyoruz müşteriden. Ve müşteri bunu doldurmakta yarısında şey yapıyor, drop off oluyor. Bırakıyor formu doldurmayı, gidiyor. Mesela bizde şu anda yaklaşık %40 drop off var. Yani bu bayağı %40 değil, %32-33 falan öyle bir şeydi. Yani %30 ile 40 arası bir şeydi. Bir drop off var. Bu drop off'un mesela nasıl çözelim diye şimdi tasarımını değiştiriyoruz başvuru formunun. Ama bunu yaparken de test yapıyoruz mesela. Nasıl başvuru formunu düzeltelim diye. Mesela bu tarz şeylere fayda sağlıyor. Ama hani kalkıp da o kadar ince hesaplara girersen dediğinizde haklısınız yani. Sonuçta insan psikolojisi çok karmaşık. Yanıltıcı da olabilir. Evet, yanıltıcı da olabilir. Ama yanıltıcı olmasını engellemek için işte belli bir süreye yayıyorsun. Ne bileyim. Ya da nedenlerini araştırman gerekiyor ki hakikaten o testten bir sonuç çıkartabilesin. Sadece evet, böyleymiş evet deyip uygularsan. Şimdi bir metafor yapmaya çalışacağım. Olacak mı bilmiyorum ama aslında elmalarla armutları karşılaştırmak değil de atıyorum yeşil elmayla golden elmayı karşılaştırmak A-B test. Hani bir bağlam içerisinde şey yapıyorsun. Ya da mesela yeşil elmayı üst rafa mı koyacaksın, alt rafa mı koyacaksın? Evet. Güzel oldu ya. İçime sindi. Bir kahve içilir bunun üstüne. Aynen. Var ya çok huzurluyum bugün de metaforunu yaptık arkadaşlar. Ben metafor değil de şeyi bekledim. Hani süpermarket reyonlarının böyle her hafta değişmesi gibi bir örnek bekledim de. Oo, çılgın bir örnek. Yalnız bu gerçekten Carrefour'da çalışıyormuş. Haberiniz var mı bilmiyorum. Carrefour'daki var. Bir tane ürün gördüm ben. Şey koymuşlar. Bu alışveriş arabalarının tuttuğun yerleri var ya hani yuvarlak hı-hı böyle. Oranın içinde bir mekanizma varmış. Hangi şeyde hatırlamıyorum. Real miydi? Carrefour muydu? Bir tanesinde. Şeyin içerisinde de o alışveriş merkezin içerisinde de böyle bir sürü şeyler, iBeacon'lar varmış. Dolayısıyla insanların hareketlerini şey yapabiliyorlar, takip edebiliyorlar. Yani sen nereden girdin, nerelere gittin, ne yaptın en son ve hangi kasadan çıktın falan gibi. Buna bağlı olarak da neyin yanında ne aldın gibi böyle bu tarz şeylerin hepsini takip edebiliyorlarmış ve bunlara göre bayağı ciddi çalışmalar yapıyorlarmış. Çok mantıklı abi. Yani o kadar ürün skalasının geniş olduğu ve kullanıcıların deneyimlerinin farklı olduğu bir sektör daha var mı emin değilim. Jira belki. Süpermarketlerle Jira kapışır. Yok bence süpermarketler döver ya. Ben süpermarketlerin alacağı konusundayım ya. Yani bir tık daha iyi alabilir. Evet. Çünkü Jira'yı hep teknoloji şey yapanlar kullanmıyor mu? Jira'da karman çorman bir arayüzü var ya. Beceremiyor yapıyorsa da bilmiyorum. Valla Trello'yu aldılar ama olmadı ya gene yani bir şekilde. Ben Jira güzel bir tool da hani hakikaten zorlaştırabiliyor hayatını bazen yani bir şeyler bulmak. Çok büyük bir tool yani. Jira öğrenmen gerekiyor. Dertliyim. Abi Jira'yı konfigüre eden için zor bir tool. Kullanan için o kadar da zor olduğunu düşünmüyorum ben. Yaptım diyorsun oradan bir. o zaman bugünlük kapatalım isterseniz. Aydın. Kapatalım dedim. Bir tak sesi geldi oradan ama kim vurdu? Giriş açtım. Gerçekten kapattı. Şu ses. Kepenkleri indirdim. Kalem kırın. Şimdi bu yayını nerede dinleyebilecekler? Yani şu anda bu yayını nerede dinleyebilir? Şu noktaya kadar dinlemiş olan insan hangi web sitesinden dinlemiş olabilir? Onu bir konuşalım mı hızlıca? Ondan sonra Patreon yayınına geçelim. A-B test mi yapıyoruz? Paranı ek edeceğiz herkese. Şimdi bu yayını iTunes'tan dinliyor olabilirler. SoundCloud'dan dinliyor olabilirler. YouTube'dan dinliyor olabilirler. Ve ya de... da... Denizciğim sen söyler misin?
Hadi bir söylesin. Power FM. Evet, Power FM. Power FM değil de Power Apps'ten. Yani işte Apps. Çok bir gaza gelindi orada ama. Ama o da olacak. Ne olacak canım, çıkacağız yani. İnşallah. İnşallah o da olacak. Yavaş yavaş. Meşhur yapacağız sizler. Eğer hepimiz aynı odaya gelebilirsek hele. Öyle bir şey olabilirse. Öyle bir şey olabilirse fotoğraf da atarız, video da atarız. Evet ya, bir türlü toplanamadık ya. Evet. Aslında sen meetup'a gelsen bayağı toplanmış olacaktık ama neyse. Evet evet. Hep bir parçamız eksik ama böyle. Evet evet. Biliyor. Geçen sefer Uğur yoktu mesela. Aha. Evet. Ya. Bu sefer ilk defa konuşma yapacak arkadaşlar 6 Ocak'taki meetup'ımızda. Evet evet, Uğur'un gerçekten yüzü gözü görünecek. Silüeti belirir. Abi meetup sayfasına da güzel fotoğraf koymuş. Değil mi? Yakışıklı. Normalde evet, o kadar yakışıklı kıskan, değil. Yani kıskandım. Güven veren bir fotoğrafı var. Evet. Ama kızlar şey yapmasınlar yani. Sonuçta evli barklı adam yani. Tabii tabii. Evli barklı olmayanlar durduk ya. Abi neyden korktuk az önce? Kızların ne yapmasından korktuk. Uğur'un üstü başına bakmayacak. Ya belli olmaz sonuçta. Adamda rockstar karizması var. Doğru. Var. Var abi var da 4 tane kadın geliyor bizim meetup'ımıza şu an baktım. Evet abi ya. Neden hala da yani kadın yazılımcılar neden bu şeylerde çok fazla yok ya? Çok fazla katılmıyorlar. Son o zaman onu da söyleyeyim de yani biz yayına da dahil etmek istiyoruz kadın yazılımcıları. Abi bizi mi sevmiyorlar acaba? Yani dinleyen bir kadın yazımcı varsa bize bu konuda bir görüş bildirebilir mi? Evet ya, gerçekten çok şahane olur. Çekinmeyin arkadaşlar. Ama gerçi o zaman bizi dinliyorsa zaten hani muhabbet geyiği sevdiği bilgiyi alabildiği için dinliyordur. Biz dinlemeyenlerin... Belki arkadaşları falan dinlemiyordur. Niye dinlemiyor onu söyler. Aman o çocuklar mı boş ver falan diyorlardır. Orada Fırat yok mu Fırat? Bu şeye benziyor ya. Lisede dışlanan arka sıra. O zaman arka sıradakiler için arka sıra olsun. Program adı. Neyse. Abi dördü sallamışım ama dörtmüş lan hakikaten. Ney dört? Dört kişiymiş sadece. Dört dedim dört çıktı. Abi niye sallıyorsunuz ama? Nasıl iddialı dört diye gelmişler? Ben de her gün sayıyorsun diye düşünmüştüm yani. Ben yok, de abi. Ne olmuştu? Arttım of yine artmadı. Hakikaten dört arkadaşlar, bence artmalı. İlginç konularda konuşuyoruz ya. Yani. Belki de o kadar ilginç değildir. Evet ya, ben öyle bir bahsedeyim. Yani bu sektörün arkadaşlar kadın yazılımcılara da ihtiyacı var. Hem de çok fazla ihtiyacı var kadın mühendislere. Evet abi. Etrafınızdaki genç böyle lise öğrencilerini kandırıp onları yazılımcı yapın. Çok iyi para var deyin. Ekmekleriyle oynayalım. Şurada bir milyon dolar var herhalde değil mi yıllık? Toplasak. Var tabii abi. Var ya. Bazısı da vardır da. Neyse. Özel şirkete geliyor. Eterleri sayarsak. Ether yatırımlarını, Bitcoin'leri sayarsak var yani. Var. Neyse. Hadi tamam. Kapatalım mı? Tamam. Şimdi ne oldu? Patreon yayınında gibi bir şey mi geçiyoruz?